Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Allah'ın selamı, affı, hidayeti, inayeti hepimizin üzerine olsun. 26 Ekim Pazartesi saat 17.37 itibariyle limandan konteynerimizi aldık. Yarın için haftanın ilk günü, Pazartesi günü çalışma saatimizin sonuna geldik. Konteynerimizi aldık. Yarın sabah Allah nasip ederse Silivri'ye gideceğiz. Uzun süredir video çekemiyordum. Bu sırada videomuza bir kısa dua ile başlayalım. Allah'ım dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu olan kullarına da borçlarını eda edebilmeyi nasip eyle. Bizlerden de bütün şerleri def eyle. Hayırlısıyla helal, bereketli rızık kazanacağımız kapılar açmayı nasip ve müessir eyle Allah'ım. Amin. Evet, Bardaş Limanı'ndan yükledik. Burası Hurda Demir sahası. İlk saha. Birazcık bozuk yerler var. Burada biraz kamera sallanırsa kusuruma bakmayın. Bu video için belli bir konu belirlemedim. Videoya başlayın. Nasıl olsa bir anlatacak konu bulurum. Hiçbir şey anlatamasak da sohbet ederiz diye düşündüm. Evet, görüyorsunuz. Burası hep sıra. Bu sıra Altaş Ambarlı Limanı'ndaki en büyük limanlardan bir tanesi olan Marport Limanı'na ait sıra. Türkiye'nin en büyük ciroya sahip limanı burası. En büyük araç giriş ve çıkışı açısından Türkiye'nin en büyük limanı. Evet, buradan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Umuyorum kafamı çok fazla sallamıyorumdur. Evet, sağ tarafımızda Marport Limanı var. Sol tarafımızda daha önceden Total benzin istasyonu vardı. Burasını da Marport Liman işletmesi satın aldı. Marport'a ait Total deposu diye geçiyor. Önceden Total olduğu için. Tekrar burası, sol tarafımızda Mardaş dış saha 5 etaptan oluşuyor. Birinci etap hurda sahası, ikinci etap, üçüncü etap boş konteyner sahası, dördüncü ve beşinci etaplarsa iç dolum yapılan gümrüklü sahalar. 5 etap var. Arkadaşlar, liman içerisinde de videolar oluşturup liman sahalarını sizlere güzel bir şekilde adresleri aktarmak isterim ama liman sahalarında video çekimi için izin verilmiyor. Evet, hemen şu sağ tarafımız Mardaş Limanı. Evet, bu da bizim arkadaşımız. Hemen sağ tarafımızda liman ana gümrük binası var. Ayrıca her liman içerisinde de gümrük muhafaza binası var ama burası ana gümrük binası. Burası yine Marport'a ait bir cep terminali. Sol tarafımızda hemen Hursan konteyner depolama sahası var. Onun hemen üzerinde aynı konteyner depolama işlemi yapan Almo antrepo var. Buraların ikisi de tabii ki gümrüklü saha olarak geçiyor. Bir kısmı gümrüklü bu Almo'nun, bir kısmı da açık saha. Hemen sağ tarafımız Kumport
A kapısı, ana kapısı, Kumport'un liman içerisinden daha önceden dış sahaya, gümrüklü sahadan çıkılıp öyle giriliyordu. Şimdi bu köprü yapılarak yaklaşık bir 10 milyon dolara mal olan bu köprüyle iki gümrüklü sahayı birleştirerek gümrüklü sahada giriş çıkış yapmadan konteyner sahalar arasında konteyner sevkiyatı rahatlıkla yapabiliyor. Evet, sağımız Kumport'un depoları. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Limanla alakalı olan kimse girip çıkmıyor buraya. Evet, bu sol tarafımızda ise bir nakliye firmasına ait garaj mevcut. Hemen onun üstünde bir başka nakliye firması var. Arkadaşlar, bu sırada hala kanala abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenip kanalımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi yorumlarda her zaman bekliyoruz. Belki bizim yanlış bildiğimiz, sizlerin doğru bildiği konularda varsa onlar da doğru gerekçelerinizi aktararak bizlere bilgi verirseniz, bilgi aktarımı sağlarsanız seviniriz. Evet, şu anda limanın çıkışına geldik. Limandan çıktık. Evet, sağa doğru sinyalimizi verdik. Altaş Ambarlı Limanı'ndan çıkış yaptık. Görüntümüzü de bir kontrol edelim. Sürekli kasis var. Umuyorum görüntüde çok fazla bir sarsıntı oluşmamıştır. Sizlerin de kafasını döndürmek istemiyorum. Kafa kamerasıyla artık daha sık video çekeceğimi sizlere buradan söylemek istiyorum. Umarım başarırım, Allah nasip ederse. Çünkü yaz mevsiminde camları kapatarak video oluşturamıyordum. Çok sıcak oluyordu araç içerisinde, klima olmadığı için. Ve dolayısıyla camları açtığımda da rüzgar ses oluşturduğu için kafa kamerasıyla video oluşturamıyordum. Şimdi biraz havalar serinledi. O yüzden biraz kafa kamerasıyla video oluşturmaya çalışacağım, Allah'ın izin verdiği şekilde. Burada bazı çalışmalar var. Üst geçit yapılıyor. Dönüş için köprü yapılıyor. Şu an için inşaat aşamasında olduğu için limandan gelen araçlar, yanlış çıkış yapan araçlar tekrar limana dönmesi için mi, yoksa Yakuplu Mahallesi'nden gelen araçlara E5'e dönüş için mi bir köprü yapılıyor? Şu an için tam olarak belli değil. Tamamlandığı zaman tekrar bir video oluşturduğumuzda bunu da belirtiriz, unutmaz isek. Evet, burada yolu sağdan boş arsaya vermişler. Yolda şu anda köprünün ayaklarını yapıyorlar. Evet, buradan direkt bu yol bizi Avrupa Otoyolu'na bağlıyor. Avrupa Otoyolu bağlantı yolu. Avcılar gişeleri diye adlandırılan gişelerden çıkış yaptığımızda o yolu hiç sağa sola dönmeden gelirsek direkt Ambarlı Limanı'na geliyoruz.
Dolayısıyla bu yolda direkt bizi avcılar gişelerine götürecek. Avcılar gişelerinden geçerek Isparta Kule gişelerinden çıkarak aracımızı park ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Oradan da evimize geçeceğiz ve videomuzu montajını yapıp sizlerle buluşturacağız. İnşallah sizler de aracı sürüyormuş gibi, benim gibi aracı sizler de sürüyormuş gibi hissediyorsunuzdur. Bu sırada yeni ehliyet alan, tır şoförü olmak isteyen kardeşlerimden iş bulanlar, işe başlayanlar olmuşsa burada yorumlarda belirtirse sevinirim. Allah yeni tır şoförü olmak isteyen kardeşlerime en kısa zamanda bir iş bulabilmelerini, hayırlı bir şekilde bir rızık kapısında işe başlamalarını Allah'ım nasip etsin diyorum. Evet, şu anda Haramidere mevkisindeyiz. Haramidere mevkisine geçiyoruz. Sağımızdan solumuzdan araçlar bizi taciz ediyor diyebiliriz. Çünkü binek araçlar çok aşırı seri olduklarından dolayı biz sağımızı solumuzu kontrol edip harekete geçene kadar onlar aniden sağ köşemizden önümüze girerek trafik kazası oluşmasına sebep olabiliyorlar. Biz aracımızın bütün noktalarını kontrol edip o şekilde yürüyüş yapıyoruz dur kalk esnasında. Evet, Haramidere rampasını yukarıya doğru çıkıyoruz. Yaklaşık 80-85 kilometre civarında hızımız var. Şu anda 80'e düşürdük. Önümüzde bir araç arıza yapmış. Çok da sıkıntılı bir yerde araç arıza yapmış. Allah kimseyi yolda bırakmasın. Evet, gördünüz. Buradan yokuşu çıktıktan sonra avcılar gişelerine girerek yolumuza devam edip Altınşehir Tahtakale Mahallesi'ne gidiyoruz. Benim oturduğum mahalle Tahtakale Mahallesi. Evet, devam ediyoruz. Burası hem solum hem sağım Esenyurt ilçesi. Kısa zaman içerisinde Esenyurt ilçe oldu ve 1 milyon üzeri yakın, 1 milyona yakın nüfusa ulaştı. Çok yoğun bir şekilde göç aldı. Bu sırada İstanbul'la ilgili bir müjde daha vereyim. Şu anda 3 tane ilçe çalışması var. Bu aşırı yoğun bölgelerde gerekli hizmetlerin sağlanabilmesi açısından bu büyük ilçelerden 3 tane yeni ilçe oluşturulacak. Bizim eski mahalle muhtarından böyle bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şu anda İstanbul'da toplamda 38 tane ilçe var. 38 adet ilçe var. Bir de adalar var. Büyük Ada, Kınalı Ada, Heybeli Ada, Burgaz Ada isminde toplam 6 tane ada var. Yaklaşık Maltepe ilçesinin tam karşısına doğru düşen bu ilçelerin de toplam hepsi de bir ilçe oluşturduğu için şu an için İstanbul'un 39 tane ilçesi var. 3 tane daha yeni ilçe çalışması var. Umut ediyorum İstanbul için faydalı bir şey olur diye düşünüyorum. Bu 3 ilçeyle birlikte eğer bu 3 ilçede oluşturulursa İstanbul'un ilçe sayısı
42 olacak. Benim bulunduğum ilçe ise Avcılar'a bağlı. İstanbul Avcılar'a bağlı. Avrupa yakası. Ara sıra da kamerayı kontrol ediyorum. Şarjı bitebilir, kapanabilir. Kendi başıma konuşuyor olmayayım. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Ayrıca Instagram'dan da takip ederseniz oradan da daha farklı soruları olan, kafasına takılan ya da video önerileri olan insanlar varsa oradan iletişime geçebilirler. Evet, Avcılar gişelerine giriyoruz. Saat 6 civarı olmasına rağmen Avcılar gişeleri çok rahat. Bu gişeler bu saatlerde çok aşırı derecede yoğun oluyor ama bugün rahat. Bazen İstanbul insanı böyle şaşırtıyor. Trafiğe o kadar alışmışız ki trafik olmadığında içimizde bir nasıl söyleyeyim, acaba yanlış bir yere mi geldim ya da daha erken bir saat mi, böyle bazı tereddütler oluyor. Evet, şu anda Avrupa Otoyolu'na, İstanbul istikametine doğru girdik. Avrupa Otoyolu İstanbul istikametine doğru girdik. Daha önceden yasak saati olduğunda tırların 6 saat akşamları, 4 saat sabahları beklemiş olduğu, beklemeye yapmış olduğu Avcılar gişeleri diye Avcılar park alanı diye geçen park alanının orasını geçeceğiz. O park alanına otogara benzer bir yeni çalışma yapılıyordu. Daha sonra durduruldu ve şu anda o yapılan iskelet binalar şu anda yıkılıyor. Bir müddet sonra Avcılar park alanı farklı bir park oluşturularak hizmete sunulabilir diye düşünüyorum. Bazen bizim de işimize yarıyordu. Gece geç vakitte geldiğimizde hırsız tehlikesi olduğu zaman aracımızda bu parkta sabahlayabiliyoruz. Yani tır şoförlüğü öyle bir garip şey ki evimize 1 kilometre mesafe kalıyor ama evimize gidemiyoruz. Çünkü hırsızlardan yakamızı kurtaramıyoruz. Gözümüzü kapattığımız anda hırsızlar aracımızdan malları yüklemeye çalışıyorlar. Küçük araçlarla sürekli mahalle aralarında, yol kenarlarında geziyorlar. İşleri yok, güçleri yok. Kolay para kazanmaya alışmışlar. Allah'tan son çıkan kanunla gece bekçileri oluşturuldu. Daha önceden vardı ama tekrar kaldırılmıştı. Tekrar gece bekçileri devreye atmaya başladılar. O yüzden bir nebze de olsun hırsızlık olaylarında azalma oldu. Ama yine de hırsızlık devam etmekte. Evet, şu anda otobandan çıkıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz, gerçekleştirmiş olduğumuz videomuzun sonuna geldik. Sizleri en güzeline, Allah'a emanet ediyorum.
Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim.